Evet, Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programına reklamların hemen ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli izleyenler, sizler de merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırabilirsiniz. 0414-247-36-36 ve 0414-247-53-53 numaralı telefonları arayarak mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve hemen gelen bir soruyla devam edelim. Hocam, zekatlardan bahsettik. Programın ilk arasına girmeden bir izleyicimiz de şöyle sormuş, hemen ben yönelteyim size. Üzüm ve fıstığın zekatı var mı demiş. Evet muhterem izleyiciler, üzümün de zekatı var, fıstığın da zekatı var. Evet. Yerden ne çıkarsa insanların ektiği, insanların yetiştirdiği ne varsa hepsinin zekatı var. Üzümün de zekatı var, fıstığın zekatı var. İşte dedim ya, adı zekattır, aslında üşürdür o. Evet. Toprak mahsulleri, onların zekatı üşürdür. Yani asas adı üşürdür. Fakat halk arasında hepsine zekat diyorlar. Zekat değil, onun adı üşürdür. Üşür. Ve bunlar verilecek. Fıstığın da, bağların da onda bir öşürü var. Fıstığın da onda bir efendim, bağların da, üzümün de onda bir şeyi var. Zekatı var. Öşürü var, evet. Bir diğer soru izleyicimiz, Buhari hadis kitabında uydurma var mıdır demiş. Şimdi muhterem izleyiciler, İslam'ın o kadar düşmanları çok ki, maalesef adı Ahmet, Mehmet, Ali, Bekir, Mustafa, İsmail, peygamberler adını almış, ancak ya bilerek veya bilmeyerek, fakat bilmeyerek olacağına ben çok kanaatim gelmiyor. Bunlar bilinçli, İslam'ı yıpratmak için, İslam'ın o koca çınar ağacını devirmek için dahili ve harici birçok düşman var. Bugün ehli sünnet vel cemaatın itikadına göre Kur'an'dan sonra, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahhatlı hadis kitabı Buhari'dir. Ümmet bunu kabulle telakki etmiş. Evet. Bu konuda yani icma-ı ümmet var. Yani hadis ilminde en sıhhatlı kitap Buhari'dir. Ve büyük zatlar, büyük alimler, müceddidler diyorlar ki Buhari'de bir hadisi görmek, Buhari kitabında bir hadisi görmek, sahabenin ağzından işitmiş gibi insana kanaat verir. Buhari'de bir hadis gördü. O hadis sanki ravisi olan Ebu Hureyre diyor ki, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. İşittim. Bu ne kadar size güven verir? Bir sahabi, Peygamber Efendimiz'in arkadaşı, Peygamber Efendimiz'in böyle söylediğini, buyurduğunu size naklediyor. Bu ne kadar size güven veriyorsa, Buhari kitabında görmüş olduğunuz bir hadis-i şerif de size o kadar güven vermesi lazım. Ama İslam'ın düşmanları çok. Muhalif düşmanlar da var, muvafık görünüp düşmanlık eden insanlar da var. Diyorlar Buhari'de uydurma hadis var. Kendileri uydurma. Kendileri uydurma. Kendileri uydurulmuş. Kendileri İslam namına bir şey bildikleri yok. İslam'a karşı suikastlarını Buhari'de uydurma hadis olduğunu iddia ederek
ortaya koyuyorlar. Suikastlarını, kötü niyetlerini bu şekilde ortaya koymaya çalışıyorlar. Dünyada Kur'an'dan sonra Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın itikadına göre, Ehl-i Sünnet vel Cemaat kimdir muhterem izleyiciler? Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanların kahir ekseriyeti, ehli bid'anın dışında, ehli dalaletin dışındakilere ehli sünnet denir. Bu insanların gelenine göre Buhari Kur'an'dan sonra gelen kitaptır. Önce Kur'an, sonra Buhari, sonra Müslim. Buhari, Müslim'in her ikisine Ehl-i Sünnet vel Cemaat As-Sahihan demişler. İki sahih kitap, iki en doğru hadis kitapları, hadis mecmuaları Buhari ve Müslim'dir. Ondan sonra Kütüb-ü Sitte gelir. Yani İmam-ı Tirmizi, İmam-ı Nese'i, İmam-ı Ebu Davud, İbn-i Mace. Ondan sonra efendim İmam Malik'in Muvatta'ı. Ondan sonra Sünen-i Darimi. Sonra Ahmed bin Hanbel Müsnedi. Bunlara da Kütüb-ü Tis'a deniliyor. 9 hadis kitabı. Sahih kitap hadisleri. Sahih hadis kitapları 9 tane. Yani 9 mecmua. Evet. Buhari, Müslim, efendim Tirmizi, Nese'i, Ebu Davud, İbn-i Mace, Muvatta, İmam Malik'in Muvatta'ı, sonra Sünen-i Darimi, ondan sonra Müsned Ahmed bin Hanbel. Bu 9 hadis kitaplarına Kütüb-i Tis'a deniliyor. Tis'a Arapça 9 demektir. Onun için yani bazı insanlar İslam düşmanlığını yapmak istiyor fakat açıktan İslam düşmanlığını yapamıyor. Takiye denilen bir şey var. Evet. O da İran patentli. İran'dan, Şia'dan bize gelmiş. Onlar takiye nedir? Yani korkudan söyledikleri sözler. Korktukları için söyledikleri sözler. Kalbindekiler değil, korku ifade eden sözler. Ona da takiye deniliyor. Yani bunlar da takiyelerini bu şekilde yapıyorlar. Buhari'de uydurma hadis var. Yok öyle bir şey yok. Bu söz doğru değil. Tutarlı bir söz değil. Gerçeği yansıtan bir söz değil. Ümmet-i Muhammediye'ye ters düşüyorsunuz. Ümmet-i Muhammediye'nin %99'una ters düşüyorsunuz kardeşim. Yanlışsınız. Buhari'de uydurma hadis yok. Uydurma hadis diyen insan kendisi uydurmadır. Kusura bakmasın. Peki. Devam edelim hocam. Diğer soru. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip de unutanların öbür dünyada kör olacakları söyleniyor, doğru mu? Yani günah olduğunu ifade ediyor. Yani kör olacak derken manası zarar görür, hata eder. Ve bir kısım alimler Kur'an'ı unuturum endişesiyle Kur'an'ı ezberlemekten vazgeçmişler. Çünkü Kur'an'ı ezberledikten sonra unutmak en büyük günahlardandır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimin günahlarını gözden geçirdim. En tehlikeli günah, en büyük günah, insan öğrendiği, ezberlediği ayetleri unutmasıdır. Şimdi ezberliyor, ondan sonra da ihmal ediyor,
dünya işleri ağır basıyor ve Kur'an'ı ihmal ediyor. Kur'an da ihmale gelmiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ı ihmal etmeyin, Kur'an'ı okumaya devam edin, Kur'an'ı ezberleyenler ezbere devam etsinler. Çünkü en çok bağından kopan, bağından kaçan en önemli şey Kur'an ayetleridir. Yani zamanın çoğunu ona vermek lazım. Kur'an'ı ezberleyen adam günde belli miktarda Kur'an okumak mecburiyetinde. Ezbere okumak mecburiyetinde. Ki Kur'an sinesinde kalmaya devam etsin. Yoksa Allah korusun, ne yapacak? Unutacak. Unutması da büyük bir günahtır. Tekrar etmek gerekiyor. Tekrar etmek gerekiyor. Hep abdestli olmasını gerektiriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim daima cebinde. Kur'an-ı Kerim'i okurken şaşırdığı bir yer varsa hemen cebindeki Kur'an'ı açıyor, bakıyor ve şaşırdığı ayetin doğrusunu bulmaya çalışıyor. Onun için çok zaman istiyor. E tabii ki Kur'an-ı Kerim'i okumak büyük bir ibadettir. Önemli bir ibadettir. İhmale gelmez. Bu nedenle Taha suresinde bir ayet-i kerime var. Yani قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى Ya Rabbi ben niye kör olarak haşrettin? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا Ben dünyadayken gözlüydüm. Cenab-ı Hak buyuruyor ki كَذَلِكْ öyledir. اَتَتْكَ اَيَاتُنَا Bizim ayetlerimiz sana geldi. فَنَسِيْتَهَا İhmal ettin, göz ardı ettin, yaşamadın, uygulamadın. Yani onların emirlerini yerine getirmedin. فَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Sen de bugün unutulursun böyle. Ama ki gözden ama olacak diye bir şey yok. Ama olacak diye bir şey yok. Yani günahkar olur, hata etmiş olur, yanlış yapmış olur. Büyük günah işlemiş olur. Çünkü Kur'an ihmara gelmez. O manadadır. Yoksa kör olacak değil. Anladım. Peki hocam devam edelim. İnsanların bazı takıntıları var hocam. Temizlik takıntısı olan var. İşte hiza böyle takıntısı olan var. Düzelten var sürekli. Bir izleyicimiz de çok takıntılı bir insanın panik atağım var. Bu konuda ne yapmam lazım demiş. Şimdi muhterem izleyiciler, bir atasözümüz var. Her şeyin azı karar, çoğu zarar. Temizlik hastası olan bayanlar var. Ya bir şey yıkıyor, yıkıyor, gene yıkıyor, gene yıkıyor, gene yıkıyor. Ya ne var bunda? Yıkadın. Temiz oldu. Ya temiz olmamışsa? Ya İslam'a göre bir insan çamaşırı 3 defa yıkadı. Yıkadı, tekrar yıkadı, tekrar yıkadı. Veya bir kabı 3 defa yıkadı. Bu tamam, temiz oldu. Hükmen temiz oldu. Daha acaba temiz oldu mu? Acaba gerçekten temiz oldu mu? Düşüncesi yanlıştır. Buna ne deniliyor İslam dilinde? Vesvese deniliyor. Vesvese. Buna vesvese. Türkçe takıntı diyorlar ama esas adı vesvesedir. Yani tereddüt. Oldu mu olmadı mı? Evet. Acaba oldu mu? Abdest alıyor, gidiyor tekrar alıyor. Ya abdest almıştın da. Acaba abdestim oldu mu? Acaba ayaklarımı iyi yıkadım mı? Ya yıkamışsın. Kafi yok. Ya yıkamamışsam, ya sen diyeceksin ki yıkamamışsam sen de yıkamamış. Yani bu vesvesenin kökünü kesebilmek için böyle yapmak lazım. Yani vesvesenin takıntının arkasına düşmeyeceksin. Acabalara kapılmayacaksın. Acaba, acaba, acaba bunlar insanı helak eder. Ve bir kısım Allah yardım etsin.
bir öğrencim var. Diyor ki hocam, ya ben abdest alana kadar canım çıkıyor. Ya diyorum kardeşim neyin var? Kamusluğun önünde, lavaboda abdest alıyorsun. Ellerini yıkadın, ağzına burnuna su verdin, yüzünü yıkadın, kollarını dirseklerle birlikte yıkadın, başının dörtte birini meshettin, ayaklarını topuklarla birlikte yıkadın. Tamam işte. E diyor ben diyorum acaba yıkadım mı? Acaba oldu mu? Acaba tam oldu mu? Yahu diyeceksen tam oldu. Hatta birisine kızdım. Dedim ben senin yanında olsam elma sopayı alacağım. Ellerini yıka yıka. Yüzünü yıka. Kollarını yıka. Başını meshet, ayaklarını yıka. Bitti. Çık. Sopaya seni koyarım. Evet. Olur mu öyle ya? Acaba. Ha yıka. Durula ha yıka. E bu felakettir ya. İnsanın evini başına yıkar ya. İnsan huzurunu kaçırır. Vaktini alır. Hatta diyor ki ben bazen Ramazan'da abdest alacağım diye sahuru kaçırıyorum. Yarım saat abdest alıyorum. Öyle yapanlar var değil mi hocam? Ya var mı ya? Var benim öğrencim. Bizzat kendisi diyor ben sahursuz kalıyorum. Abdeste alana kadar Alıyorum, gene alıyorum. Bir bakıyorum, ezan okunuyor. Ne oldu? Aç kaldı. Sahursuz kaldı. Çaysız kaldı. İhtiyaçlarını göremedi. Bu aşırılıktır. İslam'da bunun yeri yoktur. Bu evham hastalığıdır. Kötü bir hastalıktır. Bunun çözümü yaptım mı? Evet yaptım diyeceğiz. Ya yapmadınsa, ya yapmadımsa da yapmadım. Yani böyle tavır koyacaksın. Yaptım. 1, 2, 3 ondan sonra bitti. Yani arkasına düşme. O zaman biter bu iş. Şunu çok düşünmemek lazım. Oldu mu acaba? Ya şimdi bunu kitaplar, affedersiniz, eşek arılarına benzetiyor. O eşek arıları var ya, kırmızı arılar var. Diyor onların yuvalarının yanından geçsen, onlara karışmazsan sana ilişmezler. Ama onların deliğine çomak soksan hemen hepsi senin üzerine üşüşür. Çocukken yapmıştım hocam. Efendim? Çocukken yapmıştım. Yani. Dolayısıyla bu vesvesenin arkasına ne kadar düşsen mağlupsun. Hiçbir zaman galip olamaz. Hiçbir zaman altından çıkamaz. Öyle insanlar var ki namaza duracak, niyet getirecek. Allahu Ekber diyor, olmadı. Ya niye olmadı? Niye olmadı? Yok olmadı. Allahu Ekber olmadı. Tekbiri aldı, sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin, tekrar Elhamdülillahi Rabbil Alemin, tekrar. E ne olacak bu? Nereye gidecek? Adam bitap oluyor. Artık ayakta durmaktan perişan oluyor, ayakta duramıyor, oturuyor. Dinleniyor bir müddet, tekrar kalkıyor, tekrar öyle yapıyor. Böyle olmaz ya. Bir arkadaşımızda gusül takıntısı vardı. O zaman bu Balıklı Göl, özellikle de geceleri insanlar bazen yani yıkanıyordu için. Adam göle giriyor, suya batıyor. Biraz bekliyor, çıkıyor, diyor gene olmadı. Ya sen gölün içerisindesin bak. Deniz gibi bir su. Evet. Onun içerisine giriyorsun, bekliyorsun, hala benim gusülüm olmadı. Ya gusül nedir? Tepeden tırnağa kadar vücudu ıslatmak değil mi? Ağza burnuna su verdikten sonra bütün vücudu yıkama. E zaten yıkanıyor. Ya olmadı. İşte bu takıntıdır. Buna vesvese deniliyor. Bunun İslam'da zararları çok. Faydası yok, zararı çok. Bırakmak lazım. Nerede inceyse orada kopsun diyecek. Olmadıysa olmadı. Olmadıysa olmadı. Olduğu kadar devam. Olduğu kadar olsun demek lazım. Peki. Hocam bir izleyicimiz
iftira atmak hakkında hocam bizleri bilgilendirir mi demiş. Şimdi muhterem izleyiciler, büyük günahlar var. Yani ekberul kebair. İnsanları günahlar deryasına daldıran büyük günahlar var. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, anne babaya asi olmak, savaştan kaçmak, ondan sonra insan canına kıymak, ondan sonra iffetli insanlara, özellikle hanımlara zina isna iftirasında bulunmak ve suçsuz insanlara iftira etme. Adamın ilmi haberi yok, adamın böyle bir şeysi yok, adamı itham ediyor. Bu nedir? El buhtanu alel baraya, yani beri olan insanlar, suçsuz olan insanlara suç iftira etmek, suç isnat etmek. Bu nedir? Efkalu mine semavati vel ard. Bunun günahı göklerin ve yerin ağırlığından daha fazla insana günah yazdırır. İnsanın günah işlemesini temin eder. Onun için bu yanlıştır. Doğru değildir. İftira çok çirkindir. İftiranın cezası çok büyüktür. Kimse kimseye iftira etmemesi lazım. İftira eden adamın eline ne geçiyor? Bir şey geçmiyor. Sonra siz görseniz ki bir adam günah işliyor. Onu deşifre etmeyin kardeşim. Ne yapacaksınız? Elinizden gelirse bu adamı bir tarafa çekersiniz. Dersiniz kardeşim senin bu yaptığın yanlıştır. Bu yaptığın günahtır. Bu yaptığın suçtur. Lütfen bunu yapma, azab-ı ilahiye maruz kalırsın. Ama onu sağda solda söylemek, deşifre etmek, tecessüs etmek, yani insanların gizli hallerini araştırmak çok yani çirkin bir günahdır. Çok çirkin bir günah. Onun için İslam dini bunu kabul etmiyor. İslam dini bunu önlüyor. Yapılmamasını emrediyor. Ve büyük günahlardandır, biraz evvel de ifade ettim. 7 tane büyük günahtan birisi de yani suçsuz insanlara suç isnat etmek. Hatasız insanlara hata isnat etmek. Yanlış olmayan insanlara yanlış isnat etmek çok çirkin günahlardandır. Yani cezası çok şiddetli olan günahlardandır. Onun için bundan sakınmamız lazım. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların hemen ardından İslam ve Hayat programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programına reklamların hemen ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor aynı zamanda. Sizler 0414 247 36 36 0414 247 53 53 numaralı telefondan merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve hemen sıradaki soruyla devam edeyim hocam ben de. İzleyicimiz namazdan sonra neden 33 kere tesbih çekilir diye sormuş. Muhterem izleyiciler, ibadetlerin, her ibadetin manasını, hikmetini bilmek bizim işimiz değil. Fakirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelmişler.
Demişler ki ya Resulallah, sevabı hep zenginler aldılar. Bize bir şey kalmadı. Onlar ümreye gidiyorlar, biz gidemiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz azat edemiyoruz. Onlar istedikleri kadar sadaka verebiliyorlar, biz sadaka veremiyoruz. Onlar her türlü maddi destek sağlamak suretiyle sevap kazanıyoruz, kazanıyorlar, biz kazanamıyoruz. Bizim halimiz ne olacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben size bir şey söyleyeceğim. Onu yaparsanız siz de zenginlerin kazandığı sevap kadar sevap kazanırsınız. Nedir ya Resulallah? Namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber veya 33 defa Allahu Ekber, 100. de La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh. Bunu yaparsanız zenginlerin kazandıkları sevap kadar siz de sevap kazanırsınız. Şimdi niçin 33 de, niçin 34 değil? Gerçi bazı rivayetlerde tekbir hakkında 34 de diyenler olmuş. Rivayetler var. Onun için bu ibadetlerin böyle adet tahsisi, sayı tahsisi hikmetini Cenab-ı Hak bizlere bildirmemiş. Peygamberimiz bize bildirmemiş. 33, 34 değil. Yani bunun hikmeti bizlere beyan edilmemiş. Sonra alimlerimize göre hikmeti bilinmeyen ibadetlerin yapılması sevap açısından hikmeti bilinen ibadetlerden daha sevaplı. Hikmetini bilmeden ibadeti yaparsan sevap getirin daha fazla olur. Sevap kazancın daha fazla olur. Hikmetini bilmeden yapılan ibadetlerin sevabı çok. Onun için yani İslam'da her ibadetin hikmeti bizce belirlenmemiş. Namaz, niçin sabah namazı iki, niçin öğle namazı dört? Niçin ikindi namazı efendim dört? Neden yatsı namazı dört? Yani bunun hikmeti nedir? Hikmeti Cenab-ı Hakk'a aittir. Biz bunun hikmetini bilmekle yükümlü değiliz. Yani Cenab-ı Hak böyle bir yükümlülük bize getirmemiş. Biz ne yapacağız? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sallu kemâ ra'aytumuni usalli. Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi siz namazı kılınız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna bir bedevi gelmiş. Demiş ya Resulallah, bana İslam'ı anlat, fakat bana özet İslam'ı anlat. Ben detayları anlamam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona 5 vakit namaz kılacağız. Bunun dışında benim yapmam gereken bir ibadet var mı namaz olarak? Demiş yok, ancak nafile kılsan, sünnet namazı kılsan kılabilirsin. Oruç senede bir ay. Bunun dışında var mı? Demiş yok, eğer nafile oruç tutmak istersen tutarsın. Zekat, malın varsa, belli miktarda malın varsa senede bir defa onun zekatını vereceksin. Bunun dışında demiş sadaka vermek istersen verirsin. Hac senede ömründe bir defa demiş. Başka var mı? Demiş nafile hac yapabilirsin. Demiş vallahi ben ne bundan fazla yaparım, ne bundan eksik yaparım. Ben bunları yaparım. Adam yüzünü çevirip gittiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki bu adam eğer doğru söylerse kurtuluşa erer. Eğer doğru söylerse kurtuluşa erer. Sabah namazı 2 rekat, öğlen namazı 4 rekat, ikindi namazı 4 rekat, akşam 3 rekat, yatsı 4 rekat. Farzları söylemiş. Sünnetleri söylememiş.
Yani bunu kim söylüyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Benim namazım gibi namaz kılın. Ve Peygamberimiz bu şekilde uygulama yapmış. Peygamberimiz seferde hiç sünnet namazı kılmamış. Sadece sabah namazının sünnetini kılmış. Seferde sünnet namazı kılmış olması söz konusu değil. Yani hiçbir sahabi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın seferdeyken nafile namaz kıldığını nakletmemiştir bize. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl ibadet etmişse biz o şekilde ibadet edeceğiz. Yani biz kraldan fazla kralcı olamayız. Olmaya da hakkımız yok. Peygamberimiz Kur'an bize diyor ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peygamberim size neyi emrediyorsa onu yapın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ Peygamberim neyi yapmayın, sizi sakındırıyorsa ondan sakının. Gerisine karışmayın. Dolayısıyla yani biz her ibadetin hikmetini, sebebini, nedenini bilmemiz mümkün değil. Allah emretmiş, biz de ibadetlerimizi yapacağız. İbadetin da'isi, yani ibadetin gerektiricisi, emri ilahi. Allah emrettiği için biz namaz kılıyoruz. Neticesi, getirisi, meyvesi, rızayı haktır, Allah'ın rızasıdır. Allah emretmiş namazı, akimus salate, namazı dosdoğru kılın. Biz kılacağız. Ha bunun neticesi nedir? Allah'ın rızasıdır. Gerisine de karışmayız. Yok bazı insanlar işte namaz insana hareketi kolaylaştırıyor, işte spor yaptırıyor. Namaz kılanların bel ağrısı olmaz, bilmem ne olmaz, bilmem ne olmaz. Ya bunları geçin. Allah namaz kılmamızı emretmiş, gerisine de karışmayız biz. Bizim işimiz emri ilahi yerine getirmektir. Gerisi bizim işimiz değil. Allah emrettiği için biz ibadet ediyoruz. Peki devam edeyim hocam. Bir diğer izleyicimiz şöyle sormuş. Ben namaz kılarken çok fazla şey geçiyor aklımdan. Tam odaklanamıyorum. Ne yapmalıyım? Şimdi muhterem izleyiciler, şeytan aleyhillanenin vazifesi nedir? Müslümanları cehenneme mahkum etmek. Nasıl mahkum edecek? İbadetlerden alıkoyacak. İbadetleri yaptırmayacak. İbadetlere engel olacak. Fakat Müslüman Allah'a sığınırsa, dirayetli bir şekilde ibadetini yapmaya çalışırsa, şeytanın tuzakları suya düştü. Çalışması boşa gitti. Bu sefer ne yapıyor? Madalyonun öbür yüzünü ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Namazda iken insanın kalbini sağa sola götürüyor. Bir bakarsın bağda, bir bakarsın dağda, bir bakarsın iş başında, bir bakarsın alışveriş yapıyor. Ve bu her insan için söz konusu. Sadece Ali için, Veli için değil. Birçok insan buna buna maruz kalıyor. Bu hale maruz kalıyor. Şimdi alimler bunu neye benzetiyorlar? Servis yolu oluyor, servis yolu. Ana yolda tamirat oluyor veya çalışma oluyor. O bölümü ne yapıyor? Servis, tali yol veriyorlar. Evet. Tali yol. Bu namazda insanın aklına gelen şeyler tali yola girmektir. Ne zaman aklımıza gelse ki ben namazdayım ya, ben Cenab-ı Hakk'ın huzurundayım, o zaman tali yolu bırak, ana yola gir. Esas yola gir. Bu şekilde benzetme yapıyorlar. Evet. Dolayısıyla yani ben namaz kılarken hiçbir şey aklıma gelmeyecek demek mümkün değil.
bazı faziletli alimler var. Büyük alimler var. Namaza duruyor. Namaz kılarken Fatiha'yı okuyacak yerde tahiyyatı okuyor. Halbuki tahiyyatı otururken okuyor insan. Birinci oturuş, ikinci oturuş. Ama işte şeytan aleyhillâne insanın kalbini çalıyor. Zihnini çalıyor. Fatiha'yı okuması gerekirken ne yapıyor? Tahiyyatı okutuyor. Evet. Maksat onu şaşırtmaktır. Hı hı. Yani ben namazı dört dörtlük kılacağım. Ha, o niyette ol bak. O niyet çok güzel. Ben namazımı eksiksiz kılacağım. Ne güzel bir niyet. Ben namazımı hiçbir şekilde vesveseye, tereddüde, yanlışa mahal vermeden kılacağım. Bu çok güzel. Fakat bu niyet fiiliyata dökülür mü? Uygulaması aynı düşünce şeklinde gerçekleşebilir mi? O biraz zor. O biraz zor. Fakat yapabildiğimiz kadar yapacağız. Kur'an'da bir ayet-i kerime var. فَتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ İmkanlarınız dahilinde, gücünüzün yettiği kadar Allah'a ibadet edin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ Ben size bir emir verdiğim zaman, yapabildiğiniz kadarını yapın. Yapabildiğiniz kadarını. وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا Ama yapmayın dediğim şeyi hakkıyla ondan uzak duracaksınız. Emirleri imkanlarınız dahilinde, yasaklardan da tam manasıyla çekineceksiniz. Uzak duracaksınız. Hı. Onun için yani hiçbir insan ben namazda hiçbir şey aklıma getirmeyeceğim. Namazdan başka hiçbir şey aklıma gelmeyecek demek biraz zor. Biraz zor. Mutlaka insan sağa sola bazen yalpa yapar. Şimdi izleyicimiz parantez içinde borçlar yazmış da. Efendim? Borçlar yazmış özellikle. Tabii ki. Borç zaten felakettir. Uğur kardeşim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bizleri ikaz ediyor. İyyâkum veddeyna. İyyâkum, sakının. Sakının ha, sakının. Borçlanmayınız. Borçlu olmamaya çalışınız. Neden ya Resulallah? Feinnehu hemmun billeyl. Gece hep üzüntüdür. Ve zullun binnehar. Gündüzde hep zelil hayat geçirir. Aman alacaklı beni görmesin. Aman borç sahibi beni görmesin, zillet içerisinde yaşıyor. Ve sonra borçlu olan bir insanın kabirde azap çeker. Sahibu deyni me'surun fi kabri. Borçlu ölen bir insan kabrinde azap çeker. Kabrinde azap çeker. Hatta İslam'ın ilk sıralarında cenaze Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirildiği zaman Peygamber sorardı. Bu adamın borcu var mı? Evet ya Resulullah, borcu vardır derlerse sallu ala sahibikum. Siz adamın cenaze namazını kılın. Ben bir peygamber olarak borçlu ölen insanın cenaze namazını kılmam. Yani kılınmaz mı? Kılınır. Fakat bir ikazdır bu. Bir uyarıdır bu. Yani borçlar... Borçlanmamak için bir uyarıdır bu. Bazı sahabiler dermiş ki ya Resulallah, bunun dört dirhem borcu var. Peygamberimiz demiş ben cenaze namazını kılmam. Diğer bir sahabi ortaya atılmış. Demiş ya Resulallah, bunun borcu bana ait. Ben ödeyeceğim. Ha, o zaman Peygamberimiz cenaze namazını kıldırmış.
Ne zamana kadar bu devam etmiş? İslam devleti teşekkül edinceye kadar. Devlet bütçesi oluşuncaya kadar. Devlet bütçesi oluştuktan sonra borçlu olanların da cenaze namazını kılmış ve borçlarını devlet bütçesinden peygamber ödemiş aleyhissalatü vesselam. Çoluk çocuğunun nafakasını ödemiş. Ama önceleri yoktu. Yoktan var eden Allah. Olmadı o zaman nereden getirecek? Onun için borç çok kötü. Mümkün olduğu kadar borçtan uzak duralım. Borç insana yarar getirmez. Hayır getirmez. Fayda getirmez. Ama bazen çaresizlikler oluyor. Adamın hiç çaresi yok. Mecbur. Mecbur kalıyor. Mecbur kalan ve niyeti ödemek olan Allah ona yardım eder. Allah borcunu ödemek için ona bir kapı açar. Ama niyet iyi olması lazım. Ben borç alacağım oğur kardeşimden ama ben bunu ödemeye gayret edeceğim. Bir an evvel ben bunu ödeme arzusundayım. Allah kalpleri biliyor Celle Celaluhu. Niyetleri biliyor. İnsanı halk etmiş yapısını biliyor. Onun için yani bir insan borçlandığı zaman eğer niyeti bu borcu ödemek ise Allah bir kapı açar. Bir kapı halk eder. O adam o kapıdan girerek borcunu eda etme imkanına sahip olur. Ama adamın niyeti borcu ödemek değil. Borcu alıp vermemekse Allah ona hiç yardım etmez. Hiçbir zaman. Allah'ın ona yardımı. Onu bilmek lazım. Peki hocam cenaze namazı kılmak dediniz. Benim aklıma bir şey takıldı. Bunu ben izleyicilerimizin de affına sığınarak sormak isterim. Cenaze namazlarında helallik alınırken helal eder misiniz diye sorulduğunda o kalabalığın içerisinden çok nadirdir belki ama yaşadığımız, gördüğümüz ben helal etmiyorum demek doğru mudur o davranış? Yani adam helal etmeyebilir. Hı hı. Helal etme mecburiyetinde değil. Hı hı. Adamın canını yakmış, malını yemiş, huzuruna musallat olmuş, zulmetmiş, baskı göstermiş, hı hı. Efendim her türlü sindirme olayını ona karşı kullanmış. Adam ölmüş. Ya hakkınızı helal eder misiniz? Ya benim içimden gelmiyor ki ben bu herifi helal edeyim ya. Beni perişan etmiş. Sonra bu artık adet olmuş. Yani ibadet olmaktan ziyade bir adet. Hakkınızı helal eder misiniz? 100 kişi var, 10 kişi helal ederiz. Helal olsun. Ama 90'ı sessiz kalıyor. Ne helal ederiz diyor, ne helal etmiyor. Evet. Yani her insan tek tek, sonra cemaat yani bu cenazeye iştirak eden insanlar hep hak sahibi olan insanlar mı? Değil. Hep alacaklı olan insanlar mı? Hayır. Alacaklı bir sürü insan var, cenazeye iştirak etmiyor. Zaten adamı arzu etmiyor ki cenazesine iştirak etsin. Zaten o adamın ölmesinden adam memnun olmuş. Bırakın daha cenazesine katılmayı. Onun için bu yani bir artık adet olmuş. Hakkınızı helal eder misiniz? Öylesine bir söz yani. Anladım hocam. Hak sahiplerini bulacaksın. Hakkınızı helal eder misiniz? Edin lütfen. Demek lazım. Cemaattan 10 kişi hak sahibi, 500 kişi de dışarıda. Bunlar ne olacak? Bunların hakkı nereye gidecek? Ben tepkiyle karşılanıyor diye sormak istedim hocam. Cevapladığınız için teşekkür ederim. Öyle şey var, öyle şey var. Yani bazı insanlar hakkımı helal etmiyorum diye tepkisini koyan insanlar var. Yani biz buna şahit olduk.
Cemaat homurdanıyor ama adam hak sahibi ya. Sen karışamazsan, iyi gitsen sen adamın hakkını ver. O zaman helal etmesini iste. Hakkını vermeden adam etmiyor. Etmeyebilir, hak sahibidir. Sen onu zorlayamazsın ki. Neden etmiyorsun deme hakkın yok ki. Ben etmiyorum arkadaş. Hak benim değil mi? Hak benim. Ben hakkımdan vazgeçmiyorum arkadaş. Benim hakkımı verin, ben adamı helal edeyim. Böyle bir ilgi de ortaya çıkmıyor. Tamam, alacağım bana ait. Helal et. Gel helal et. Veya al hakkını, helal et, o zaman başla. Adam helal eder. Evet. Ama öyle bir şey yokken, hakkınızı helal eder misiniz? Ne kadar tutarlı Allah bilir. Peki. Peki hocam, devam edelim. Bir diğer soru, izleyicimiz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hocamızdan ricam var. Et paylaşımı ile ilgili bizleri bilgilendirir mi demiş. Şimdi muhterem Müslümanlar, muhterem izleyiciler, kurban kesmek vaciptir. Hanefi mezhebinde belli şartlara haiz, nisaba malik olan, maddi imkana sahip olan insanların kurban kesmesi vacip bak. Dikkat ediyor musun? Evet. Doğru kardeşim. Kesmesi vacip. Kesmesi, dağıtması. Kesmesi vacip. Kesmesi vacip. Kesmek vacip. Yani o hayvanı kesmesi vacip. Etin dağıtımı ikinci meseledir. İkinci bir mesele. Ve o artık sünnettir. Bak, kesmek vacip. Vacip, dağıtmak. Dağıtım, paylaşıma gelince o nedir? O sünnettir. Yani sünnete göre bir insan kurbanı kestikten sonra vücub yerine geldi. Et dağıtımı hususunda ideal olan şekil, arzu edilen şekil, olması gereken şekil, eti üçe ayıracak. Bir bölümünü kendi aile fertlerine bırakacak, bir bölümünü eşine, dostuna dağıtacak, bir bölümünü de fakirlere dağıtacak. İdeal olan bu. O kadar adamın bir dizine çocuğu var. Bir kurban kesti. Bu et ancak bu çocuklara yeter. Bu adam, yani sünnettir ki bir parça sadaka olarak versin. Bir miktar sadaka olarak versin. Gerisini kendisine bıraksa bir mahzuru yok. Caizdir. Ama herkes öyle yapsın değil ha. Bak, şartlı bu. Aile fertleri kalabalık. Kalabalıksa. Bir tane de kurban kesti. Bu et, bu aile fertlerine ancak yeter. Ha, yani sünnet yerini bulsun diye bir iki tane veya üç tane fakire versin, et versin, gerisini kendisine bıraksın. Bu caiz. Ama ideal üçe bölmektir. Bir bölümü kendisine, bir bölümünü fakirlere, bir bölümünü de eşi, dostu, akrabası veya komşusu, zaten Allah'a şükür şimdi komşu diye bir şey kalmamış. Evet. Yani komşuya ne et veren var, ne ilgilenen var, ne hatırlayan var. Allah versin. İdare olan şekil bu. Peki. Ağzınıza sağlık. Tekrar bir reklamımız var. Reklam arasına gideceğiz kıymetli izleyenler. Ardından İslam ve Hayat programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, kıymetli izleyenler, İslam ve Hayat programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajları
Emekli Vaiz Ahmet Sarıoğlu hocama ben iletiyorum. Kendileri de cevaplıyorlar. Hocam bir soru daha. Eşim ve çocuklarım sözümü hiç dinlemiyor. Ne yapmam lazım? Maalesef muhterem Müslümanlar, muhterem izleyiciler, İslam'ı bilmeyen bir toplum. Müslüman diye geçinse de, kafa kağıdında Müslüman diye geçse de, neticeye götürmez bu şey. Kafa kağıdındaki Müslüman kelimesi. Onu neticeye götürmez. Bugün bunların altında İslamiyetsizlik var. Şimdi kadın kocasına itaat edecek. Yani kocasının emrinde olacak. Yani kocasının meşru olan, helal olan, Allah'ın ve Resulünün emirlerine ters düşmeyen isteklerine uygun hareket etmek mecburiyetindedir. Bunu yapmazsa, bu kadın ağzında kuş tutsa cennet yüzünü görmez. Belki bazı bayanlar benden kızacak ama önemli değil. Kızsa da ne benim ekmeğimi veriyor, ne benim hayatımı veriyor. Ama işin doğrusu bu. Geçen bir imam arkadaşım, talebem doğrusu, başka bir ilde görev yapıyor. Hanımından şikayetçi. Hanım beni hiç dinlemiyor. Hiçbir emrimi yerine getirmiyor. Evden gitme diyorum, beni dinlemiyor. Namaz kıl diyor, sen Allah mısın? Haşa haşa. Şimdi bu adama ne yapacak? Bu kadına ne yapacağız? Bu kadına yapılacak tek bir şey var, ona yol göstermek. Yol göstermek. Yani şimdi bakın İslam dini ailenin ahengi için evin idaresini erkeğe vermiş. İdareciliği Allah erkeğe vermiş. Kur'an vermiş, ben değil. Kur'an diyor ki estaizu billah er-ricalu kavvamune alel-nisa. Kadının idaresi erkeğe aittir. Erkek kadını idare edecek. Kadın kocasına bağlı. Erkek kadına bağlı değil. Kadın kocaya bağlı. Erkek nereye giderse kadın onunla beraber gider. Bu memlekette yaşıyorsa kadın burada yaşayacak. Başka bir memlekete gidiyorsa kadın ona tabi. Onunla beraber gitme mecburiyetindedir. Ya kadın kocasını dinlemiyor. Otur diyor, kalkıyor. Kalk diyor, oturuyor. O zaman ne olacak bu? Böyle bir hayat yürür mü? Böyle bir hayat devam eder mi? Peki bunun ilacı ne? Çözümü ne? Çözümü İslam. Herkes sorumluluğunu idrak edecek. Herkes yapması gerekenleri öğrenecek. Kadın kocasına karşı nasıl hareket etmesi lazım geldiğini öğrenecek ve uygulayacak. Uygulamadı mıydı? Olmuyor ki. Kadın kocasının sözünü dinlemiyor. Onu hiç saymıyor. Onu efendim yok kabul ediyor. Böyle bir hayat olmaz ki. Böyle bir hayat cehennemi bir hayattır. Her insanın aile hayatı dünyadaki hususi hayat cennetidir. İyi olursa cennet hayatını yaşatır kadın eşine. Kadın iyi olmazsa eşine cehennem hayatını dünyada yaşatır. Onun için hak sorumluluğunu bilmek lazım. Kur'an ne diyor? Fassalihat
Dindar kadın kim ya? O Kur'an bunu ifade ediyor. Kanitatun. Ne demek kanitat? Yani eşine itaat eden kadın salihe kadındır. Eğer kadın kocasına itaat etmezse seccadeden, namazlıktan başını hiç kaldırmasın. Sabaha kadar namaz kılsın. Efendim hiç gündüz yemesin, hep oruç tutsun. Bu kadının cehennemlikten başka bir yeri yok. Cehennemden başka bir yeri yok. O kadar adam diyor, olsun cehennem olsun. Adam bilmiyor ki. Yani bu milletin kalp hastalığı niteliğinde olan hastalığı zaaf-ı diyanettir. Din zaafiyetidir. İslam zaafiyetidir. Kur'an'ı anlamama zaafiyetidir. Peygamber'i anlamama zaafiyetidir. Selman-ı Farisi Hazretleri, yok Abdullah bin Selam Hazretleri bir hanımla evleniyor. Adam hanımına diyor ki, hanım bana itaat edecek misin? Kadın diyor ki, Subhanallah, bu ne sözdür ya? Kadın kocasına itaat etmeyecek de kime itaat edecek? Kadının kocasına itaat etmemesi söz konusu olabilir mi? Pazarlık konusu olabilir mi? Elbette ki sana itaat edeceğim. Bu benim görevimdir, asli görevim. Ben buna mecburum ya. Nasıl ben sana itaat etmeyeceğim? Nikah, kadının kocasına itaat etmesini gerektiren en önemli bir sebeptir. Kadın ne diyor? Sen ben falancayı ya da Ali Efendi'yi kendime eş olarak kabul ettim. Bu iş bitmiştir. Artık bu kadın Ali Efendi'ye itaat etmekten başka çaresi yok. Çözümü de yok. Şöyle olmuş, estek olmuş, küstek olmuş, bunları geç. Kadın kocasına itaat edecek. İtaat etmezse naşizedir. Naşize nedir? Serkeştir. Kocasına baş kaldırandır. Kadın kocasına baş kaldırırsa felakettir. Hem dünyada felaket, hem ahirette en büyük felakettir. Onun için İslam'ı bilmek lazım. Evlenmeden evvel bak. Benim böyle bir düşüncem var öteden beri. Ama gerçekleştiremiyorum. İmkanlarım yok. Evlenecek olan insanlar, evlenme adayı olan kadın erkekler için evlenmeden evvel mecburi olarak bunları bir kursa tabi tutmak lazım. Ve kadının kocasına karşı görevlerini anlatmak lazım. Erkeğin hanımına karşı olması gerekenleri ona da anlatmak lazım. Ve bunları belli bir evreden geçirdikten sonra bunların evliliklerinin veya nikahlarının kıyılması cihetine gidilmesi lazım. Yoksa felaket olur. Huzur kalmaz. Boşanmalar niçin oluyor ya? Yani bir insan düşünün, mutlu hayatını zehir eder mi? Yuvasını yıkar mı? Zorunluluklar. Zorunluluk. Kadın koca tanımıyor ya. Sen ağa, ben de ağa. Ama böyle olmaz ha. Sen ağa, ben ağa olmaz. Bir kümeste iki tane koruz olmaz bak. Bir kümeste bir tane koruz olur. Bir tane baş olur. Herkes ona itaat edecek. Yoksa iş felaket olur. Caiz olmaz. Yani bu işin çözümü, tek çözümü İslam'dır muhterem izleyiciler. Bu işin çözümü Kur'an'dır. Bu işin çözümü Fahri Alem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun hayatını örnek almaktır. Onun sünnetini örnek almaktır. Onun emirleri göz önünde bulundurulmasıyla ancak Müslümanların hayatı İslami bir hayat olur. Yoksa felaket olur. Allah korusun. Peki hocam, ağzınıza sağlık.
Bir diğer soru. Ben oğluma yemin ettim içmeyeceğim diye. Fakat yeminimi bozdum ve içtim. Ne yapmam gerekir? Bunun kefareti nedir diye sormuş. Kefareti yani, 165 liradır. 10 fakire, her bir fakire 16,5 lira yemin kefareti olarak para verilmesi lazım. 10 tane. 10 tane fakir 16,5 liradan toplam 165 lira eder. Değil mi? 165 lira ödemesi gerekir. Ödemesi gerekiyor. Fakat bunu 10 fakire paylaştıracak. Ve her bir fakire 16,5 lira verecek. Kefaret verecek. Bir kefaret bir fitre demektir. Fitre de 16,5 liraydı. Dolayısıyla bu adamın yapması gereken, yeminini bozduğuna göre 16,5 lirayı her fakire, 10 tane fakire 16,5 lira vermesi lazım. Ki yemin kefareti yerini bulsun. Peki. Devam edelim. Bir diğer soru. Vefat eden kişinin naaşı ne kadar bekletilebilir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesine uygun hareket edecek olursak, normalde Peygamberimizin bize bir emri var. Emri peygamberi. Men mâte gadâten felâ yakîlenne illâ fî kabri. Ve men mâte aşiyyeten felâ yebitenne illâ fî kabri. Bir insan sabahleyin vefat ederse o cenaze öğle istirahatını kabrinde geçirsin. Sabah vefat etti, öğle istirahatını kabrinde geçirsin. Ne demek? Öğleye kadar bunu defnetmek lazım. Bekletmemek lazım. Öğleden sonra vefat ettiyse o zaman geceyi kabrinde geçirsin. Kabrinde geçirsin. Yani bekletmeye gelmez. Cenaze bekletmeye gelmez. Hemen ölümü tahakkuk ettikten sonra hemen defnedilmesi lazım. Oğlu gelecek, kızı gelecek, bilmem kim gelecek. Bunlar gelse ne olacak? Gelse ne olacak? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ölüm hak. Ölüm Allah'ın emri. Vefat etti. Ölümü de gerçekleşti. Doktor marifetiyle öldüğü kesinleşti. Veya ehli hibra olan, yani bu konuda deneyim sahibi olan bir kısım insanlar var. İnsanın öldüğünü ifade edebiliyor. O zaman bu insanı bir an evvel kabrine ulaştırmak lazım. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir emri, vefat eden bir insanı bir an evvel kabrine ulaştırın. Eğer iyi bir insan idiyse, salih ve muttaki bir insan ise, bir an evvel onu mükafatına ulaştırın. Yesin mükafatını alsın. Bekletmeyin. Bir an evvel geçsin mükafatını alsın. Yok, eğer ehli mükafat değilse, mükafat alacak bir insan değilse, asi, günahkar, suçlu bir insansa, Allah'a baş eğmemiş bir insansa, onu da başınızdan defnedin kardeşim. Ne bekletiyorsunuz? Bir an evvel onu kabrine ulaştır. İslam'da ölünün bekletilmesi doğru değil. Morga koyuyor, günlerce morgda kalıyor. Böyle bir İslami adet yok. Böyle bir İslami kural yok. Böyle bir dini kural yok.
Oğlu Amerika'da. Bekleyelim oğlu gelsin. Gelse diriltecek mi bunu? Azab-ı ilahiden kurtaracak mı? Hayır. Kabir azabına engel olabilecek mi? Hiçbirisini yapamayacak. O zaman bu adamı kabrine bir an evvel ulaştırın. Bekletmeyin. Ölüyü bekletmek hatadır. Ölüyü bekletmek hatadır. Ölüyü bir an evvel kabrine ulaştırmak hayra azimdir. En güzel hayır, ölünün tekfin ve tecihizini çabuklaştırarak en seri şekilde, en çabuk bir şekilde ölüyü kabrine intikal ettirmek en hayırlı iştir. Bekletmemek lazım. Ölü bekletilmez. Ölü bekletilmez. Kabre ulaştırmak en hayırlı iştir. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Bir diğer izleyicimiz, vesvese için bir dua var mı demiş. Vesvese için dua var. Efendim, kad eflahal mu'minun Sure-i Celilesinde, yanlış hatırlamıyorsam, 97-98. Ayetler. O ayetleri sık sık okumak. Kul huvallahu ahad. Kul a'udhu bi rabbil felak. Kul a'udhu bi rabbin nas. Surelerini sık okumak. Ve Allah'a sığınmak. Allah'a iltica etmek. Ya Rabbi, beni bu vesvesenin şerrinden, zararından beni kurtar. Mü'minun suresindeki ayet-i kerime şöyledir. Estaizu billah ve kur rabbi a'udhu bike min hemezatiş şeyatîn ve a'udhu bike rabbi en yahzurûn. Ya Rabbi, şeytanların vesvesesinden sana sığınırım. Yine ya Rabbi, şeytanların etrafıma almalarından sana sığınırım. Beni onların şerrinden muhafaza eyle diye dua etmek kıymetli bir duadır, tesirli bir duadır. Ve mümkün olduğu kadar kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nası da ağzından eksik etmemesi ve vesvesenin dediklerini de yapmaması. Ben acaba başımı mesh ettim mi? Ettim. Ya etmemişsem? Etmemişsem etmemişim. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Mesh ettim söyle. Ki bu vesvesenin kökünü kesersin. Ettim mi, etmedim mi? Bu tereddüt içerisinde kalırsan helak olursun. Felakete gidersin. Biraz evvel de ifade ettim. Adam namaza duracak. Niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya. Allahu Ekber. Allahu Ekber diyor. Fakat diyor olmadı. Diyor olmadı. Tekrar Allahu Ekber diyor. Tekrar olmadı diyor. Tekrar söylüyor, tekrar olmadı. Namaz vakti neredeyse çıkacak. Bazen de yoruluyor, bitap oluyor, oturuyor. Bu felakettir. Doğru değil. Yapmamak lazım. Öyle durumda olmamak lazım hocam. Yani düşünüyorum ben. Ben kendi gözümle yani görüyorum ya adam. Göre, evet. Adam kendi arkadaşım vardı. Niyet ediyor, Allahu Ekber diyor. Ondan sonra diyor olmadı. Ya hocam niçin olmadı? Hocadır bunu yapan. Ya niçin olmadı? Yok, benim tekbirim olmadı. Tekrar. Diyor ki bu sefer tekbiri alacağı zaman, niyetleneceği zaman, vallahi namazımı bozmayacağım. Billahi namazımı bozmayacağım. Tallahi namazımı bozmayacağım diyor. Yani vesvese felakettir.
Allah kimseye musallat etmez. Evet. Peki bir soru daha soracağım hocam size. Programımızın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İzleyicimiz şöyle sormuş. Paramın zekatını vermek istiyorum. Vereceğim kişinin fakirlik derecesi ne olmalı? Şimdi muhterem izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de zekat verilecek insanlar bize ifade edilmiş. Estaizu billah, innama sadakatu lil fukarai vel mesakin. Sadakalar, zekatlar fakirlere verilecek, miskinlere verilecek. Yani diğer sınıflar var ama bugün o sınıflar böyle elle tutulacak derecede yok. İki sınıf var. Fakirler var, miskinler var. Fakirler, miskinlerin ölçüsü alimler arasında ihtilaf konusu olmuş. Bazı alimlere göre fakir daha düşük dereceli. Bazı alimlere göre miskin daha düşük dereceli. Mesela fakir kim? 100 liraya ihtiyacı olan bir adam. Günlük gideri 100 lira. Fakat bu adam ne kadarını bulabiliyor? 70 lirasını veya 80 lirasını bulabiliyor. Bu adamın açlığına kadar 20 lira. Bu adama zekat fonundan 20 lira verilebilir. Verilebilir. Geçimini sağlayacağı, sağlayacağı para tamamlansın. Tamamlansın diye. Miskin kim? Miskin 100 liraya muhtaç iken günde ancak 40 lirasını bulabiliyor. 30 veya 40 lirasını bulabiliyor. Yani günlük ihtiyacının yarısından daha azını elde edebiliyor. Daha azını elde edebiliyor. Yoksa zekat verilecek bir insan tamamen sıfırda olması düşünülemez. Ben zekatımı vereceğim adam hiçbir şeysi olmamalı. Böyle bir insan nasıl yaşayacak? Evet. İnsanın böyle bir insanın yaşaması söz konusu olamaz ki. Onun için miskin ile fakirin takdiri ihtilaf konusu olmuş dediğim gibi. Kimisi diyor ki fakir 100 liraya muhtaç iken 70 lirasını veya 80 lirasını buluyor. Yani ihtiyacının yarısından fazlasını bulabiliyor. Miskin ise 100 liraya muhtaç iken ancak 40 lirasını bulabiliyor. Yani günlük ihtiyacının yarısından azını ancak bulabiliyor. Bu da nedir miskin? Bazıları bunun tersini söylüyor. Fakir 100 liraya muhtaç iken ancak 40 lirasını bulabiliyor. Miskin 100 liraya muhtaç iken ancak 80 veya 70 lirasını bulabiliyor. İhtilaf konusu olmuş. Evet. Ama demek ki fakir de miskin de tamamen sıfırda olması söz konusu değil. Bunu böyle yani anlamamız lazım. Yani hiç parası olmayacak ben zekatımı değil. Ona vereceğim. Öyle bir şey yok. İslam'da öyle bir olay yok. Bahsettiğiniz şeyle ilgili. Peki bir diğer soruyu da yönelteceğim. Son soru olacak herhalde. Arkadaşlarla da göz göze geliyoruz. Onlar süreyle ilgili beni uyarıyorlar. Yine öyle bir şey olursa yine uyaracaklar. Peki, hocam, izleyicimiz hacla ilgili sorusunu şöyle sormuş. Ben birkaç defa hacca yazıldım ancak çıkmadı. Hacca gitmeden vefat edersem hac parasını çocuklarım bir fakire mi vermeli? Yani zaten eğer hacda, hac müracaatlarında Kur'an'da adı çıkmazsa, bu adam ölse sorumlu değil.
Yani üzerine düşen görevi yaptığı yapmak için en azından istediği için. Ama muvaffak olamadı. Bu sorumlu değil. Artık çocukları isterse o parayla birisini bedel olarak gönderirler. Babaların yerine ibadeti yapacak bir adamı gönderirler. İsterlerse göndermeyebilirler. Gönderme mecburiyetleri yok. Çünkü babaları gitmek istedi. Gidelim. Ama ömrü vefa etmedi. İmkan bulamadı, yol bulamadı. Dolayısıyla haç kendisinden sakıt oldu. Peki, devam edelim hocam. Engelli erkek kardeşim çok hareketli olmasına rağmen bazen bazı davranışları ile ilgili kızıyoruz kendisine. Öyle yazmış izleyicimiz. Bazı davranışlarından dolayı kendisine kızıyoruz. Ne yapmamız lazım? Yani engelli belki akli dengesi de tam olmayabilir. Veya o engellilik kendisine bazı hareketleri yapmasına sebebiyet veriyor olabilir. O insanın halini göz önünde bulundurmak lazım. O insanın halini göz önünde bulundurarak ona o şekilde müdahale etmek lazım. Ama daima olumlu müdahale etmek lazım. Olumsuzluktan uzak durmak lazım. Bu adam zaten engelli, Allah yardım etsin. Siz ona yardımcı olun. Ona yol gösterin. Olması gerekenleri gösterin. Onu hırpalamayın. Onu üzmeyin. Onu sıkıntıya düşürmeyin. Ona güzel bir şekilde yol gösterin. Sizin vazifeniz bu. Gerisi Cenab-ı Hakk'a ait. Yani onlara özellikle biraz daha toleranslı davran. Toleranslı davranmak. Davranmak lazım. Gerekiyor. Evet. Onu da söyleyelim. Bir soru daha sorabilecek miyim hocam size? Soracağım. Son bir soru soracağım. Sigara ile ilgili. Sigarayı biz haftaya bırakalım. Bu böyle bir kelimeyle geçiştirilecek bir cevapla tamam. Olmaz. Tamam hocam. Nasip olursa haftaya aynı gün ve saatte inşallah buna gereken cevabı vermeye Allah kuvvet kudretiyle, Allah'ın dilemesiyle inşallah cevap vermeye çalışacağız. İzleyicimiz bizi takip etsin. İnşallah sorusunu cevaplandıracak. Tamam. Onu söyleyelim o zaman. İzleyicimiz sizin de dediğiniz gibi takipte olursa haftaya İslam ve Hayat programında çarşamba günü yine cevaplama imkanı bulacağız diyelim. Evet, programımızı noktalayacağız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.